Tabii öncelikle biraz önceden Aytun abiye bir şey söyleyeyim. Ben anayasa değişmesin, anayasa değişikliği bunlar benim umurumda değil. Zaten gelirse hayır vereceğim. Gönlün rahat olsun Aytun abi. Sen kabul etmesen de doğru bulmasan da ben hayır vereceğim. Niye? Adam anayasaya uymuyor diyoruz. Adamın mevcut anayasayla işi yok diyoruz. Ve bu adamla oturup anayasa yapacağız, öyle mi? Onu Bu kastetmiyorum adamın ama neyse. hayır, ben anlıyorum sizin kastettiğinizi, sonraki dönem için diyorsunuz ama oraya gidene kadar burası var. Şu an ülkede Sayın Yavuz da söyledi. Ben bu programda defalarca söyledim. Param olsa kendim yapacağım. Bakın, ekonomik imkanım olsa Allah razı olsun millet IBAN vereyim diyen var. Ben de geliyorum katılayım diyen var. Vallahi ben yapacağım emekli mitingini. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'la görüşülmeden önce Ankara Tandoğan'da 1 milyon kişiyle emekli mitingi yapmamız lazım. Adalet Yapılabilirdi mitingini mesela. ertelemememiz lazımdı Can Atalay için o gün mecliste vekilliği düşürüldüğünde ertelemememiz lazımdı. 1 Mayıs için Saraçhane'de 10 bin kişi 15 bin kişi bir araya gelip yürüyelim yürümeyelim değil. Kartal Meydanı'nda, Yeni Kapı'da en az 1 milyon kişiyle yarınki görüşme öncesinde miting yapmamız lazımdı. Ben bunları teklif ettim. Niye? Çünkü insanlar bizden bunu bekliyor. Bakın, belediyenin Ahmet Akın anlattı. Allah yardımcısı olsun. Ben başaracağına inanıyorum. Ben de yakinen tanıdım. Ben de evet. Belediyelerin ihalesini bırakın. Bu ülkede israf haramdır diyen Kur'an'ın emrini anlatan, kul hakkı yiyen cennete gidemez haramzadedir diyen adam, adam diyorum nezaketen, 408 tane Diyanet Vakfı'nın kendi aracı olmasına rağmen, altında son model araçlar bulunmasına rağmen, yerli ve milli TOG için dua edip Allah'ım bu arabayla gezmeyi sen bütün millete nasip et diye dua edip o arabayla il dışına dahi çıkamayacağını söyleyen birisi günlük kirası 40 bin lira olan yani 4 tane emekli maaşına denk gelen bir en lüks araç kiralıyorsa bunların belediyelerde yaptığı soygunları konuşmaya gerek yok. Bir yanlışlık olmasın. Diyanetin Günlük başındaki kirası ne adam bir kere kadar? haramzade ya. Günlük kirası ne Diyanetin kadar? başındaki efendim abi Bir yanlışlık olmasın. Günlük kirası ne kadar 40 bin dediniz? lira. 40 40 bin bin lira günlük lira. kirası. Nasıl bir araba Aylık ya? da 1 Nasıl milyon bir 200 araba bin bu lira. ya? Uçan Ya araba mı adamcağız acaba? millet TOG'a binebilsin diye kendi fedakarlık ediyor ve o arabaya biniyor. Siz hala burada arkasından konuşuyorsunuz İşte Cemal bu Enginyurt'u adam haramzadedir. Dolayısıyla haramzade olanların belediyelerinde de haramdan başka bir şey beklenmez. O çöp kutusu 18 bin lira değildir. O çöp kutusu muhtemelen 1800 liradır. 1800 lira firmaya verilmiş. Kalan da bu arkadaşlar tarafından paylaşılmıştır. Beni mahkemeye versin şerefi varsa o belediye başkanı. O çöp kutusunun bilir kişiden bütün Türkiye'de üretenlerden fiyatlarını gelsin alalım yüreği yetiyorsa. Bakın ülkede her şey o kadar kötüye gidiyor ki eskiden kişinin benzin istasyonu varsa çok zengin denilirdi. Etrafımızda petrolü var bunun derdik. Şu an petrol istasyonları iflas ediyor. Niye iflas ediyor biliyor musunuz? Petroldeki kar payı %5, bankaların kredi kartı komisyonu 4,25. Düşünün tekrar söylüyorum. Petrol istasyonu %5 karla çalışırken bankalar kredi kartından 4,25 kredi kartı komisyonu kesiyor. Bu memlekette 3600 aynı dairede görev yapan, her ikisi de aynı okulu bitirmiş olan, birisi bilmem ne teknikeri, birisi bilmem ne memuru diye 3600'den faydalanamayan ve bundan dolayı %100 maaş eksikliğiyle yaşamınızı sürdürmek zorunda olan insanlar var. Bakın engelliler Türkiye'de bir rivayete göre doğru olduğunu yani 9 ile 13 milyon arasında ama 13 milyon deniliyor. Hiç yoksa 9 milyon engelli var.
Bu ülkede 9 milyon engelli var. Bu engellilerin büyük bir kısmı 4 bin lira maaş alıyor. Ece Hanım 4 bin lira. 4 kişi İstanbul'da yemeğe gitseniz 4 bin lira veriyorsunuz. 3. sınıf bir lokantada. 4 bin lira alıyor. Şimdi bizim konuşmamız gereken şey ne? Milletvekili olarak önümüzdeki günlerde kanun teklifi vereceğim. Derhal bir engelliler bakanlığı kurulmalı. 13 milyon engellinin olduğu bir ülkede bu engellilerin hak ve hukukunu savunmalıyız biz. Recep Tayyip Erdoğan bizi kendi istediği sahaya, alana çekiyor. Milletvekilleri olarak anayasayı konuşalım istiyor. Ya neyini değiştireceğiz anayasanın? Hasan Bey söyledi. Teşekkür ediyorum. 87 yılından bu tarafa 130 madde değiştirmişiz. 130. 15-16 maddesini de 2001 yılında ben de milletvekiliydim o zaman. MHP milletvekiliydim. O zaman değiştirmişiz. 2017 yılında referandumla değiştirmişiz. 2010 yılında referandumla değiştirmişiz. 130 tane maddesi değişti. Şimdi efendim anayasaya uymuyor. Bu anayasa hukuki değil. Ya anayasaya uyacak adam adam olsun. Anayasada ne yazdığının hiç önemi yok ya. Hakkı bilen, hukuku bilen, adalet duygusu olan, vicdan sahibi, bu ülkeyi seven, cumhuriyette kavgası olmayan, Mustafa Kemal Atatürk'te kavgası olmayan birisi bu ülkeyi bu anayasayla da çok iyi yönetir. Benim demek istediğim o. Çünkü o zaman tüyü bitmemiş yetimin hakkını korur. Şu an bu belediye başkanları, bakın Balıkesir Belediye Başkanı konuştu. Ondan bir önceki belediye başkanı, kaybeden belediye başkanı, korkusuz lafını sordunuz ya, Aytun Bey soydu, korkusuz ne demek? Adam seçimden iki gün önce, o belediye başkanı, Balıkesir'in Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP'li, sivil toplum örgütlerinin olduğu bir toplantıda ayağınızı denk alın dedi. Bizi seçin dedi. Eğer bizi seçmezseniz dedi, seçimden sonra da iktidar biziz, sizden bunun hesabını sorarız dedi. Dolayısıyla bu adamlar gitmemek üzere geldiklerine inanıyorlar. Bu adamlar ömür boyu o koltukta kalacaklarına inandıkları için böyle pervasız hareket ettiler. Onun için milleti düşünmüyorlar. Onun için halktan yana değiller. Halkın insanı değiller. Sokakta değiller. Sokakta gezemiyorlar. Ya düşünsenize, dün mecliste bir AKP vekili, İstanbul'da bir çocuğumuz 5 yaşında kuyuya düştü, hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Adam yıktı ortalığı ya. Yıktı ortalığı dünya. Bu çocuk niye ölmüş? Ya nasıl bir insansın? Nasıl bir vicdanınız var? Aladağ'da yanan çocukların ne yaptınız? Rabia Naz öldü, ne yaptınız? Rabia Naz Vatan öldü, ne yaptınız? 45 tane çocuğa tecavüz ettiniz. Ne yaptınız? 6 yaşında çocuğu evlendirdiniz. Ne yaptınız? Utanmaz adamlar.